Boş yerleri doldurunuz diye bir etkinlik var. Bu muttasıl zamirlerle ilgili bir çalışmadır. Ene tilmizun li kalemun ve kitabun. Ben öğrenciyim. Benim için vardır li. Bakın muttasıl zamir. Kalemun ve kitab. Bir kitap, bir de kalemim var. Ente, bakın burada munfasıl, bu onun muttasılıdır. Ente, bakın munfasıl ayrı zamir. Onun şimdi entenin muallimun, sen muallimsin, sen öğretmensin. Leke, sana vardır kalemun ve defterun. Bu şekilde hep defter, kalem, defter, kalem gidecektir. Yani burada da yine bir beceri kazanma çalışması. Enti talibetun leki. Yine enti ile leki. Huve, hu. Ondan sonra hiye, ha gelmiş bakın. Nedir? Hiye muallimetun leha. Ona vardır defterun ve kalemun. Yani bu hem sizin yazı becerinizi kazandıracaktır, yazı yazma. Hem de güzelce bir hem munfasıl zamiri, şöyle huve'nin hiye'yi, hem de muttasıl zamirleri yani bir tatbik alanında alıştırma için yapmaya fırsat veriyor bu etkinlik. Çok beğendiğim bir çalışmadır. Özellikle yazıya sizi zorluyor, yazı yazmaya sizi zorluyor. Yazarak çalışmaya sizi teşvik ediyor. Hep kitabın ve defterin şeklinde devam ediyor. Burada mistaratuma kitabın olmuş. Bunu siz bir şekilde kendi sayı gayretinizle, yani sizin bu çalışma yaklaşık sayfa 103'tür. Bir 10 dakikanızı alabilir, olsun. Çok zevkli bir çalışmadır. Sizin yapacağınızı yani düşünüyorum. Herhangi bir izaha gerek yok. Mesela şunu bak şöyle. Entunne, siz üçünüz. Hani burada entunne dediğimiz zaman bu munfasıl zamirdir. Yani siz ey bayanlar. Üç tane bayan ismi say. Zeynebu ve Hatice'tu ve Hindun gibi. Lekünne. Evet, size vardır. Bakın künne. Yani munfasılı entunne, muttasılı künne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ve mistaratun, size işte sizin vardır. Mistaratun cetveliniz, defteriniz ve kaleminiz vardır gibi bir çalışma. Sayfa 104'e bakalım. Burada çizelgeden cümleler yapınız diye bir etkinlik var. Yani huve dedi, hum dediğimiz zaman bana 3 kişi lazım. Zaten var. Huve yine Halit var. Ene Mahmud, hiye Zeynep. Yani zaten kendisi yapmış. Bizim sadece okumamız icap ediyor. Çok basit bir çalışma olmuş. Yani bildiğin cümle okumadır. Bu karışık olsaydı, yani bunu eşleştirme olsaydı daha güzel olurdu. Burada huve değil de mesela hiye olsaydı, ben hiye'yi buna vermeyecektim. Hiye'yi getirip Zeynep'e ait kılacaktım. Bu açıdan ben bu etkinliği hatalı buluyorum. Yanlış olmuş. Bu hiye'yi buraya, huve'yi buraya, ene'yi yukarıya. Bu şekilde yani bir çalışma olması gerekiyor. Karışık olması lazım. Şöyle okuyalım. Hum Tahirun ve Sadikun ve Kasimun lehum seyyaratun ve seyyaratuhum cedidetun. Onlar Tahir, Sadık ve Kasım'dır. Onlara vardır seyyaratun. Bir arabası vardır onların. Seyyaratuhum onların arabası cedidetun. Yenidir. Yani burada tabii siz uyuma çok dikkat edeceksiniz. Hum dediği zaman 3 kişi lazım bize. Zaten var Sadık, işte Tahir, Sadık, Kasım. Bitti. Şimdi onlara diyeceksiniz. Çünkü 3 kişi konu söz konusu. Hum diyeceksiniz. Onu da demişiz. Buna dikkat ettik. Lehum. Ondan sonra seyaratun, arabayı verdiniz. Araba müennestir. Dolayısıyla siz onu devam ettirdiğiniz zaman seyaratuhum onların arabası. Cedidun demeyeceksiniz. Cedidetun diyeceksiniz. Seyaratun olduğu için. Burada buradaki seyaratun, buradaki tayimer bu da, çünkü müptedası budur, haberi de budur. Bu uyuma dikkat ederek tabii okuyun. Mesela huve halidun, o halittir. Lehu kitabun ve kitabuhu semikun. Bakın semiketun demedi. Çünkü kitap kelimesi müzekker. Gibi. Bu çalışmayı siz dikkatli bir şekilde okursanız yeterlidir. Dediğim gibi yani çok böyle yani doğru her satırda aynı şekilde hizalanmış. Çok sağlıklı bulmuyorum. Entidir, lekidir. İşte entunne, lekunne. Çok basit bir etkinlik olmuş. Kitap eğer ikinci kez basılırsa burayı düzeltmeleri lazım yani. Onu söyleyeyim. Vasiatun geniş. Tabii yukarıdaki metin çalışmalarında bu kelimelerin manasına ihtiyaç duyacaksınız. Geçiyor yukarıda herhalde. Dayatun çiftlik. Daya. Yeni bir kelime, ezberleyin. Seyaretun taksi, araba, otomobil. Kebir büyük, galiye pahalı demektir. Sayfa 105. Yine çizelgeden cümleler yapınız.
Bu güzel. Mesela bayağı bir işte kalem oynatmak gerekiyor. Birkaç tanesini ben göstereceğim. Diğerleri size bırakacağım. Mesela ente. Şimdi ente demiş. Ondan sonra tabi burada men burada var. Men ente. Bakın men ente. Sen kimsin? Karşı taraf ene diye cevap verecektir. Ene Halit olacak. Erkek olmasın. Çünkü ente müzekkerdir. Yine men hum mesela. Onlar kim diyorum. Karşı taraf yani onlara yine onlar cevap vermez. Yani onlar demesi lazım. Hum onlar. Şöyle bakın. Hum onlar. Üç kişi bana lazım. Erkek olacak. Selim, Tahir, Kasım. Bakın. Selim, Tahir, Kasım. Onlar Selim, Tahir ve Kasım. Bir tane daha yapayım. Men. Bakın men. Hunne. O onlar kim? O hanımlar yani. Soru işareti. Hunne ile cevap veriyoruz. Hunne onlar. Onlar. Üç bayan Zeynep, Meryem ve Hatice'dir. Bu kadar. Yani bunu siz güzel bir etkinliktir. Kendiniz bunu çalışın. Kitabınız olacak. Kitabı alın. Bunu güzel bir şekilde yazarak, çizerek böyle bu etkinliği yapmanız lazım. Bunun gayesi muttasıl zamirleri tam olarak beceri haline getirmektir. Aynı zamanda munfasıl zamirler de bu satırda işlenmektedir. Bu da çok güzel bir çalışma olmuş. Hem munfasıl hem de geçi burada muttasıl zamir zaten hiç yok. Hep munfasıl zamir çalışması olmuş. Yani bu daha çok munfasıl zamirle ilgili bir çalışmadır. Ben şimdi dikkatimi çekti. Hiç muttasıl zamir burada yok. Bunu buraya koymaları bence yanlış olmuş. Çünkü konu munfasıl zamir değil. Bunu yeni fark ettim. Aslında böyle kitapla uğraşa uğraşa yeni yeni şeyler insan fark ediyor. Bu etkinlik burada yanlış. Eğer kitabın ikinci baskısı olursa Akdem Yayınları 105. sayfayı değiştirmesi gerekiyor. Bu entum, nahnu, entunne bunlar muttasıl zamir değil. Munfasıl zamirdir. Hatalı bir çizelge olmuş. Siz yine de çalışın. Ama bu muttasıl zamirle ilgili bir etkinlik olmadığını da bilin. Kafanız karışmasın. Munfasıl zamir çalışmasıdır bu. Evet, inşallah bir sonraki videoda isimlerde erkeklik ve dişilik konusunu inceleyeceğiz.